Genç Vloggers ve Doğa Arşivi kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Ungurtları hakkında konuşacağız. Ungurdu ve Mor Yukurdu hakkında konuşacağız. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu bir Mor Yukurdu Edalt hali, pupaya dönecek halleri. Santimlerini unuttum ben bunların. Bulursam zaten açıklama kısımlarında ya da Doğa Arşivi'nin kanalında altta yazıyor olabilir. Söyleyeyim. Kusura bakmayın, şarjım da az kalmaya başladı. Hemen anlatayım. Bu da bir un kurdu larva hali. Bu mor yukurdu pupa hali. Bu un kurdu pupa hali. Bu da mor yukurdu pupa hali. Onun dışında bu mor yukurdu böcek hali. Bu un kurdu böcek hali. Şimdi konumuza geçelim. Farklılıklarını anlatayım. İlk öncelikle protein bakımından güçlü un kurtları, yağ bakımından güçlü mor yukurtları. Boy bakımından da zaten anlayacağınız kadarıyla şöyle çekersem mor yukurtları daha büyük, un kurtları daha büyük, daha küçük. Şöyle aynı özelliklerine gelelim. Her şey aynı kullanılıyor aslında. Torf aynı, verdiğimiz sebzeler aynı, bir farkındalıklar yok, yataklık, yataklıkları aynı, sebze meyveleri aynı, tipleri aynı, bir farkındalıkları yok, biraz larvalarda değişiklik var. Mor yukurtları da büyük olduğu için, daha rahat görünebilecekleri için böceklerde de farkındalık varmış gibi durabilir. Un kurdu larvasında ne gibi larvalarda ne gibi farkındalık var onları anlatayım. Kafaları mor yukurtların daha siyah. Un kurtlarının daha böyle vücudu tek renk. Böyle bir farkındalığı var. Onun dışında dediğim gibi her şey aynı. Torf konusu, yataklık konusuna gelelim. Aklım torfta kaldı. Yataklıkta beyaz olmayan unları karıştırarak kullanıyoruz. Bunu elde edemiyorsanız, fiyatı çok pahalı geliyorsa, bazen şöyle fiyat da vereyim size. Bazen bunların yataklık hazırlanışı, hani un çeşitini çoğaltırsak 300-400 liralara kadar çıkıyor. Benim zaten kullandığım maksimum 700 liralık bir un karışımıdır. Bu şekilde mısır ununu alabilirsiniz. Ucuz yerlerden, A101, BİM gibi yerlerden, buradan da marka vereyim. Mısır unu alabilirsiniz. A101'i tavsiyemdir bu arada. Ben de mısır unu alacağım zaman A101'den alıyorum. Ucuza geliyor. Mısır unu kullanabilirsiniz. Onun dışında herkesin merak ettiği daha ucuz oluyor. Bahçede toprak var. Toprak kullanabilir miyiz konusu. Bu topraklar kullanılmıyor. Maalesef ki, çünkü bunlar patatesle beslenen hayvanlar değil. Arada sırada un da yiyerek unla da besleniyorlar. Bu şekilde toprak kullanmıyoruz. Talaş kullanmıyoruz. Talaş da aynı şekilde. Talaşı da yiyemiyorlar. Ne solucanlar ne de tahta kurtlarılar. Bunlar direktmen unun içinde yaşayabilen un kurtları. Ona gelelim. Onun dışında maya soruları çok geliyor. Instagram'a falan video fotoğraf attım mı onu ve şuranın düzenini çok soruyorlar. Düzenini de anlatacağım birazdan. Şöyle bir değinelim hızlıcana. Maya konusuna. Maya mantarı oluşturuyor. Mantar oluşturduğu için biz buradan maya kullanmıyoruz. Bu arada çok hızlı konuşuyorum. Yoruldum ya, nefesim tükendi. 4 dakikada nefesim tükendi. Maya kullanmıyoruz. Maya mantarı oluşturuyor. Zaten biliyorsunuzdur. Unun içinde bir maya var. Evde maya almak istemiyorsanız kendi mayanızda ekmek yapacaksınız. Kendi mayanızda unun içine su ekleyerek biraz bekletip de oluşur. Zaten yakında ekşi mayalı ekmek tarifi gelecek. Mutfağa da gireceğim. Onu da size söyleyeyim. Onun dışında maya kullanmıyoruz dedik. Başka benzerlikleri aynı demiş miydik hatırlamıyorum ama patates yiyorlar, elma yiyorlar, havuç yiyorlar. İkisinin de aynı beslenme stili var. Zaten görüyorsunuz. İkisinde de aynı kural geçerli. İkisinde de
24 saatten fazla tutmamaya çalışıyoruz. Patatesi benim 3 gün tutmuşluğum var. Havuç fazla tutulduğu takdirde, 2 günü geçtiği takdirde küf yapıyor. Elmanın da şöyle bir sıkıntısı var. Elma da 24 saati geçirme hemen küf yapmaya başlıyor. Onun dışında soğan sarımsak vermiyoruz. Bazıları abi soğan sarımsak verir mi? Hiç paraziti kırar sarımsak falan diyor. Hayvanlarınızı öldürürsünüz. Onun dışında herhalde başka husus yok. Şu arkaya koyduğum şeyleri de çok soruyorsunuz. Bu arada tam kapak fotoğrafı çıktı. Kıpırdam. Kapak fotoğraflarını da aldım. Buradan aldım. Şu arkaya koyduklarım yumurta kartonu. Hepsinin arkasında hemen hemen vardır. Şu şekilde görüyorsunuz. Bunda vardır. Mesela buradaki de daha demin benim dip çekim suyuna düştü. Ben bunu attım. Yumurta kolisi. Altına böcekler yeşleşmek istedikleri zaman gidiyor. Saklanmak istedikleri zaman geçiyorlar. Bu şekilde kullanmanızı tavsiye eder miyim? Kolisiz olsa da oluyor. Ama ben biraz dekoratif açısından yeni bir yumurta kolisinin aslında içine bir hava kattığını düşündüğüm için kullanıyorum. Yoksa bildiğiniz şunun üstünde de yaşıyorlar. Onu da söyleyeyim. Başka bir şey yok. Sıralamaya gelelim. Bu un kurdunu anlattığım videoda Instagram'dan bir iki kişinin benim hikaye attıktan sonra soruları gelmişti. Gerçi benim hikayeme geldi. Direkt ben şeyden gelmedi de. Sorulan sorular şu. Abi sıralama nasıl oluyor diye. Normalde ben şöyle sıralıyorum. Bunun mikrolar, beslemelikler, sonra pupalar. Şimdi pupaların yerini değiştirdim gerçi. Çapraz yaptım. Hatta bunların yerini altındayken değiştirdim ben. Şöyle koyalım. Biraz süre kazandım. İtelim şu şekilde. Sonra şimdi anlatmaya başlayayım. Mikrolar besleme için ayırdıklarım pupaya dönecekler, pupalar. Gerçi ben döneceklerle pupaları ayrı tutuyorum. Niye? Çünkü burada pupaları bekletiyorum. Pupaların hepsi çıktıktan sonra hani benim besleyeceklerim var ya, besleyeceklerimi hemen buraya alıp burada tutuyorum. Burada tutuyorum. Ondan sonra bunlar böceğe dönüyor. Tekrardan ilave alıyorum. Tekrardan ilave böyle dönüyor. Şimdi burada ne olacak onu anlatayım. Mor yollarda ne yapmak istiyorum. Mor yollar böcekleri burada. Larvaları da burada olacak. Bu şekilde bir sistem yapacağım. Yetmezse zaten ekleyeceğim buraları, daha eklemeler gelecek. Bu arada bunlar böceğe dönmesi için bekliyorum. Bugünkü video bu kadardı. Şunu da anlatayım da bu videoda. Dakika çalalım biraz. Betalarda bir şey keşfettim aslında. Betalarda kızdırıcı özelliği havuç taşıyor. Betalarımız kızışıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi baba zaten biliyorsunuzdur. Bir iki hafta önce eşleşmeden çıktı. Ve bu baba bir ayda toparlanamazken bana geldiğinde de biliyorsunuz ne durumdaydı. 1,5 ay sürer demiştik biz buna toparlanması, ama malum ortada, yuvayı hazırlamış. Aferin benim paşama. Yuvayı hazırlamış. Yani bu balık eşleşmeye hazır bir balık oluyor. Zaten suyunun üstü biraz yoğundur. Yoğun bir kıvam taşır bunların suyu. Neyse. Bugünkü video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir ömür boyu böcek besleyin. Bay bay.